videoları severim lanet olsun. Ambalaj hilelerine. Ben gelmezse olur mu olmaz? Çünkü takdir edersiniz bununla ilgili bana deli gibi mail geliyor. Bu mailleri de ben bir kenarda böyle hiç topluyorum ondan sonra videosunu çekiyorum. Ambalaja dolu tarafından bakmak lazım. Yüksek ihtimal ambalaj hileleri veya işte firmaların, üreticilerin insanları nasıl lan bu aslında dolu dolu deyip de tam zıttını yapıyor. Bu TTO dediğiniz şeyini bilmiyorum. Sürekli ısrar ediyorsunuz. İzlemeyeceğim amına koyayım ya. Ne bu ya saatlerdir? Konuyu da bilmiyorum, kişiyi de bilmiyorum ya. Yok oğlum ben öyle videolar sevmiyorum arkadaşlar ya. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Geç bugün biraz duydum, öğrendim de. Benlik bir video değil ki. Niye ısrar ediyorsunuz bu konuda? Kırıldım. E kırılan mı koyayım? Ne yapayım? Çekiyoruz. Bakalım bu sefer... Kırılmaya ne... yarar Allah Allah. ...der gelmiş. Ne tarz ambalaj ilerini yollamışlar. Hepsini bir elinden... KTO. Rani izlemiş baba onu. Ben izlemem. <laughs> ne oldu? Açma abi. RR'den izledik. RR izlemiş baba. Hayırdır? geçirelim bakalım. Siz de elinizdeki ambalajla ilgili böyle sıkıntılarınız varsa bu farklı şu farklı diyorsanız bunları böyle ambalajettasarımcıdayı.com adresine gönderebilirsiniz. Oradan bakıyoruz efendim. O zaman gelin bakalım neler olmuş bu ambalajlarda tekrar bir bakalım. Ambalaj hileleri diye bir şarkımız var. Ambalaj illerindeki en sevdiğim ile cips paketleridir. Her zaman çocukluğumdan beri küfür etmişimdir. Çünkü alırsın içi dolu sanarsın bir patlatırsın böyle bir avuç kadar cips çıkar gerisi havadır ya en sinir olduğum şey. Neydi? Bu serinin şarkısı bile var. Şimdi bu ekranda gördüğünüz bir uçağın kara kutusu değil efendim. Bu bir jilet kutusu. Jilet ürünlerinde genelde başlıklarında çok yaşadığımız bir olay. Kutunun büyüklüğünü görüyorsunuz. Yani bayağı büyük aslına bakarsınız. Böyle bir kıyaslayabileceğin bir şey yok yanında ama kutu büyük bir kutu onu söyleyeyim. Kutuyu bir açıyorsun. İçinde <laughs> 6 tane jilet başlığı var. Yazık bak. ya oğlum günah lan. Ne gereksiz şunu yapsana şu kadar kutu ya. Ve gördüğünüz gibi efendim dizilimi bu şekilde. Kocaman kutunun bir kenarına 3 tane diğer kenarına 3 tane bu şekilde yerleştirmişler. Yani üründen ziyade tanıtımı büyük. Alırken ben büyük bir ürün aldım diyorsun. Şimdi raflarda baya bir yer kaplar bu zaten hani güzel. Sizden rica ediyorum şu ürüne ve kutuya bir bakın. Sizce bu ürüne bu kutu olur mu? Bu ambalaj buna olur mu yani? Bir Olmaz. Bir de ilginçtir böyle bir A4 kağıdı yollanmış. Bir top A4 kağıdının işte ambalajı falan gönderilmiş bana. E, buradaki arkadaş da şey demiş. Bakın demiş üzerinde Türkiye yazıyor. Ama made in Rusya. Ama bir bilemem tabii. Belki de bu bunun bir serisini yapmışlardı ve her ülkenin olduğu şeklinde bir şey yapmışlarsa aralarında böyle Türkiye Türkiye'de var. Olabilir. Bilemiyorum. Bir de şöyle bir ürün var. Hurma topları. 100 gramlık. içinden çıkan bu kadar mıdır? Orasını bilemem. 4 tane çıkmıyordur herhalde. Ama işte ambalajda görünenle içerisinden çıkan ürün arasında dağlar var. Orası kesin. Ama baksana dışarıda böyle gezegen gibi böyle parıl parıl gözüküyor. Ama içinden çıkan ürünler çürümüş gibi yani. Bilmiyorum daha iyisi <laughs> olabilir miydi şimdi ürünün yapışındaki olayları ol, bile için yani. Şimdi bu ürünü zaten şu gözüktüğü şekliyle sen gidip de ambalajına koysan tabi satamazsın. Daha süslü püslü göstermen gerekiyor. Bu da onun kurbanı anladığım kadarıyla. ürün kutu Yine hala ara ara yaşadığım hayal kırıklığımdan bahsedeceğim. Marketlere gittiğim zaman biliyorsunuz birçoğumuzun çocukluk fantezisi kinder sürpriz yumurtadır değil mi? İçi beyaz olan dışı normal çikolata kaplı içinde de sarı kutusu olan kinder sürpriz yumurta bayılırız yani. Sevmeyen çok az insan vardır. Bundan bilmem kaç sene önce bayağıdır da yemiyordum. Canım çekti. Ulan baktım iki tane üç tane pahalıdır da biliyorsun o. İki üç tane aldım mı arabada gömerim ben bunu. O bir oturdum arabaya bir açtım kaşık çıktı içinden garip bir şey. Ne o ne bu dışı yani normalde kağıtla kaplıdır ya böyle alüminyum folyo gibi. Onun versiyonu değişmiş herhalde. Bak hayatımda yaşadığım en büyük moral bozukluklarından bir tanesidir o. Kaşık çıktı ya. İçini böyle kaşıkla mı yiyorsun? Anlamadım ne olduğunu. O hataya bir daha düştüm. Bir kez daha canım çekti. Halbuki farklı bir modeliymiş o. Ben bilmiyordum ve o alüminyum folyo kaplı olandan bulamadım uzunca bir süre. Bulduğum günde diye alıp yemiştim 2 üç tane. Evet. Farklısı da hani insan yumurtayı görünce kin deryasını görünce anda bu diyorsun. Boş parti saat kaçta olacak? İşte en geç bir bölüm izleriz değil mi? İki bölüm bir bölüm izleriz ya. Bir saat mi? 50 dakika mı bir bölüm? Bir, iki İki bölüm mü izleyelim? Yoksa bir bölüm bugün bir bölüm yarım mı izleyelim? Nasıl yapalım? Hem insanlar da öğrenir. Birinci bölümü izler ikinci bölüme gelir belki. Dur lan birileri çıldırdı. Bir şey dedi o. Allah'ın hakkı üçtür abi. Üç, üç olsun. 1 iki izleyip bir daha biri mi izleyeyim oğlum? Ne yapayım? 2 bölüm var dizide. Tamam bakarız ya. Keyfimize göre. Siktir et, Plan yapma. Kutu farklılığında biri de bu. Şimdi ürünün kendisine bakıyorsunuz. Bulunduğu poşeti doldurmamış. Bulunduğu poşetle beraber de kutuyu dolduramamış. <laughs> Ciddi anlamda bir boşluk var yani. Bunu hissedersin ama. Dönmüş tabii. Ama işte koca koca kutulara koymaya devam ediyoruz ürünleri ki hem böyle reyonlarda yer kaplasın da göze daha çok çarpsın mantığı var anladığım kadarıyla. Şimdi bir arkadaş da bunu göndermiş. Bundan ben de aldım daha evvel. Ürün kocaman çok... Abi evet ben de aldım. Çok boş ya. Burada çubuğu var. Burada da şişesi var. Buralar falan bomboş. Uzun bir ürünü var. İçinden çıkan oda kokusu <laughs> bu kadar diye göndermiş ama burada kutunun yenik düştüğü olay tabii ki bu oda kokusunun içerisine koyulan çubuklar var ya. O çubukların uzunluğu. Bu çubuklar bayağı uzun olduğu için o çubuğun uzunluğuna göre kutu yapmışlar. Ha, doğru abdo doğru. Yani burada bu şekilde açıklayabilirsin çok rahat. Bu çikolata kutularında bol bol olan bir hadise. Bayağı, bayağı büyük oluyor bu arada. Gerçekten çok büyük. Bu en azından saydam. İçindeki ürün bu kadar demiş yani. Belli bir standart mı vardır? Ondan dolayı mı böyledir? Bilemiyorum ama ürüne baktığın zaman içindeki ürün yarısı kadar. Bir de dediğim gibi bu saydam olanı, bir de bunun saydam olmayanları var. Onlar hiç anlayamıyorsunuz zaten. En başından beri dediğimiz gibi neye bakıyoruz? Gramaja bakıyoruz. Bir ürün almadan önce gramajına bakıyorsunuz. Ona göre karar veriyorsunuz. Ürünün içini göremiyorsanız size en büyük tüyo gramajıdır. Bakınız bu da kek. Doğru. Çok güzel kek. Kekin dışındaki ambalajı bak bu tam bir yanıltıcı bence. Kalp şeklinde yapılmış bir kek olduğunu zannediyorsun. Öyle Doğru. düşündürüyor insanı. Ama içinden keki bir çıkarıyorsun <laughs> bildiğin elips. Bildiğin yuvarlak kek işte yani. Dümdüz kek. Ama ambalaja baktığın zaman tabii kalpli malpli. Bakın işte bu bildiğin yanıltıcı ambalaj. Yani. Bildiğin yüz yanıltıcı ambalaj budur. Şimdi bu da aşkımın doğum günü. Bari bir sürpriz yapayım deyip böyle hani pratik kek alıp üstüne de çakmak yakıp sunarsın ya hani bulabileceğin maksimum sevineceğin şey kalpli kekken yüz yuvarlak çıkması büyük ziyandır o an. Götünle Dondurmayı dediği arkadaş şu Ben demiş şöyle bir dondurma aldım içinden bu çıktı demiş ama <laughs> videoya çıkmak için de yapmış olabilir. olabilir. Bu tarz bir yanlışlık olma olasılığı çok düşük ama olmuş da olabilir şimdi bir şey de diyemiyorum. Bu tarz bir şey başına gelmiş olan varsa yorumlarda yazsın. Merak ediyorum bu bu kadar da o kadar da olmaz diyorum ama belki de olmuştur. En azından öğrenmiş Bu olur. bence de bir hata falan. Ambalaj dediğim bir tanesi de bu. Bak, bu i̇ki tane ürün abi. var. Ambalajın üzerine iki tane kilit koymuş. Sağ altta da iki adet yazmış. Kocaman bir <laughs> Sen bunu alırken. <laughs> ya bak bu işte şerefsizlik ya. İki adet yazıyorsun, iki tane kilit görseli koyuyorsun, altını da yedek anahtarlı diyorsun. İki adet yedek anahtarlı. Ufak bir dikkatsizlikle sanırsın ki içinde iki tane kilit var. Ama ne yazıyor altta? Şu an çok belli olmuyor biraz bulanık çekmiş arkadaş ama. 2 adet yedek anahtarlık yazıyor. İçinde iki tane kilit yok yedek anahtar varmış. Ama öyle bir dizayn etmiş ki yapan arkadaşımız. Sen sanıyorsun ki içinde iki tane kilit var. Ben bununla art niyet tararım arkadaş. Ama gerçi tabi zor değil. Böyle bu tarz ürünler hemen şöyle ucundan doğru azıcık açıp hemen bakabilirsiniz yani. Öyle de çözümleyebilirsiniz. Ama Yayınlar, bir niyet Milfoy, var hoş bir, bir, şey var yani. Bakınız bu da helva. Ki biliyorsunuz ki bu videoda helva. Elba. Cam kısmı, pencere kısmından çok gözükür yanları boştur değil mi? şmanya falan çok popüler. Genelde gönderirler. Bu arada resimde şu arkadaki yumurtayı anlayamadım. Ne yapıyor o yumurta orada tek başına? Neyse, geldik diyelim burada helvaya. Bakınız kutu böyleyken içinden çıkan ürün bu şekilde. Ya Neden abi. bu şekilde bilmiyorum. <laughs> İnanın bana. Şimdi bunu sola doğru dayadığın zaman kutunun yarısı boşa çıkıyor zaten. Kutunun kalınlığına hiç gelmiyorum. Ürünün içindeki kutu dizaynı çok büyük. Çerçeve Yaşandı. çok fazla. Ürünün dışında gösterdiğiyle içindeki alakasız. Ürünün dışında gösterdiği farklı olmasına rağmen çerçeveden içinde göstermiş. Ortalık yangın yeri yani. Efendim gittiğiniz bir yerden antivirüs aldınız. Nasıl da eskiden bir şey alırken bir oyun alırsın mesela kutusunu alırsın. Kutuyu alırsın açarsın içinden disketi çıkartıp bilgisayarı takarsın. Kurulumunu yaparsın. İsmi lazım değil bir antivirüs programı ne yapmış? Yine bu şekilde kutularını artık elinde mi kaldı ne yaptıysa bilmiyorum. Bildiğin CD kutusu. Ya yok artık no disk ne needed. Eve geliyorsun bir açıyorsun. İçinde diyor ki diske ihtiyacınız yok. Sadece diske ihtiyacın yok baba gir linkten al diyor. Alttaki adrese girip indirebilirsiniz diyor. Muhtemelen içinde bir serial numarası falan vardır. Seri numarası falan bir şey vardır yani. Onunla aktifleştiriyorsundur. Ama yani, yani CD'ye ihtiyacın yok deyip bir CD kutusuyla ürünü satmak çok enteresan yani. Bak bu da şişede satılan bir ürün. Ürünün ne olduğu da çok önemli değil bu arada. Gördüğünüz gibi şişede şişeyi bir ters çeviriyorsun abi. İçinde bildiğin <laughs> yukarı doğru artık ağzına kadar gitmiş bir boşluk var. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diyorsun yani. Abicim o boşluk nedir ya? Adamın eli sığar oraya yani. Hadi fabrikasyonla falan ilgisi... Var. Desem, yani bu kadar da olmaz. Üzerimize çok kötü oyunlar oynanıyor. Ya bu... Bakın niye ya? Bir cips paketi ama cipslerde zaten biliyorsunuz ki içinin yarısı azot. Ürün bozulmasın diye için azot basıyoruz deniyor ama içinde bozulmasın diye konulan ürün çok az oluyor maalesef ki. Dediğim gibi yine gramaj burada önemli olan ama pencere yapmışsın ama ters çevirince ürün <laughs> yok. Ürün gözükmüyor. O kadar az yani içindeki. Bak bu da alttan delinmişlere bir örnek. Normal bakıyorsun boncuklar falan çok Full güzel. paket bir boncuk. Bir çeviriyorsun aa boncuk boncuk boncuk. Aa bu ne ayıp oldu? Ya. yarısı gitti. Hani yandan üstten falan yapınca sıkıntı olacağı için alttan doğru yapıyorlar boşluğu. Bakın en tatlılarından biri de bu. Satılan çikolataya bak böyle sanki bir bütün şeklinde böyle bir vazoymuş gibi tatlı bir görünümü var yani. Önden baktığın zaman tamam diyorsun. Bunu alırım, alıyorsun. Bir açıyorsun abi. Ha, iki tane alman lazımmış. İşte bir tane eli olmuyor. İki tane alırsan birleştirip bir tane tam elde edebiliyorsun. Ürünü aldıktan sonra seni enayi gibi hissettiren ürünler var ya. E, bu da onlardan biri galiba. Bakın çikolata kutusu. Çikolata kutusu bu. İçinden çıkan şu. Onun da içinden çıkan Allah bilir neydi ama ona erişen... Abi biliyorum bu çikolatayı. Bu, bu şey diyeyim böyle içinde kimisi likörlü, kimisi bilmem neli falan. Bu genelde gurbette takılan ailelerimizin falan Almanya'ya carta curta git gel yapanların getirdiği çikolatadır bu. Hatta renk ya bu rengi sevmiyorum dersin. Bilmezsin aslında ne olduğunu. Abi sana aboneliği yeni yeniledim diye Prime'a üye oldum. Gittim RR'ye Prime aboneliği kullandım. Sen de izleyebileceğim değil mi? Evet evet. Abo yani Amazon Prime üyeliğin varsa Kemal'e de üye olsan, da üye olsan, kim üye olursa olsun izleyebiliyorsun. Sadece benim yayınımda da değil. Bir başkası Watch Party yaptığı zaman da benden izlediğin gibi başkasından da izleyebiliyorsun. Hikaye bu. Kafa karıştırıcı bir şey. Vallahi öyle bu arada. Yani yarısı yok. Yar sadece yarısını koymuşlar. Kalan yarısını reklam için yapmış adam. Kemal'e bile bir derken anladın la işte. Neymiş hediye kartını buraya yerleştir diye bir alan yapmışlar. Hikayeden yani kutuyu büyük göstermek zaten olay. Yani bu şekilde de yapılmaz. Bu kadar da olmaz diyor insan. Bakın sandviç. Efendim bu tarz sandviçler zaten bu çok bariz şekilde yapılıyor. Gidin bir benzin istasyonuna gidin efendim. Tamam. Bu oradan bir sandviç alın. Zaten siz de Ne oldu ki ben sık sık mesela. alıyorum. Gördüğünüz gibi açıyorsun sandviç. He, malzeme. gözüken evet, dolu dolu. Dışarıdan göz... Bu bu da çok ayıp ya. Dışarıdan baktığın zaman burası böyle dolu dolu kur ekmek gerisi. Ama yani aldıklarımla bu kadar az malzemeli çıktığını hatırlamıyorum. Bu marka ne bilmiyorum ama yabancı galiba. Bir açıyorsun, ta ucuna yerleştirmiş Bir de pahalı böyle. bunlar, Ufak, 39 pahalı. Ne lira oldu? falan. Ona nerede sandviç, alakası yok işte. Bu da yapıştırıcı, bu yapıştırıcı tabi dolu dolu yapıştırıcı gibi gözüküyor şimdi. İnsan bu kutuyu, bu ambalajı alırken diyor ki böyle tamam bu bana yeter, bayağı içinde vardır diye tahmin ediyorsun. Ama tabi böyle kaslı gözüken sahte plastik bir kas giymiş birinden farksız tabi. Bir açıyorsun ürünü, içinden çıkan yapıştırıcı plastik... bu kadar. Küçük kostüm Oha. giymiş yani. Bakın da safran, safran kıyım. Böyle bir şey beklemiyordum kıymetli bir şeydir bu arada. Pahalı bir üründür yani aslına bakarsan. Burada da almış mesaj sen çok güzel gözüküyor değil mi? Yani dışı falan estetik bir ürün yani İnsanın hoşuna gidiyor ama işte dışı sizi içi beni yakar. Yani içi de böyle. Ağzına kadar dolu hissiyatını veriyorlar ama işte tamamen görsel. Bu kadar da insafsızlık olmaz abi ya. Yani. Bakınız bu da vegan bir ürün. Satılıyor. Alıyorsun paketi. Bir açıyorsun üstündeki o reklam kısmı var ya o karton çıkardığın gibi e, yarısı yok. Yani ne oldu? Adice. O yarısına ne oldu yani? Hani sen vegansın ya zaten çok yemezsin mi demişler. Ne yapmışlar? Sen bununla doy. Hele bu yok mu bak kutuya bak. Şu Oo. kutuya şu ürün olur mu ya? Bak kocaman kutu bu kutuyu ne için kullanacak adam? Ortasına koymuşlar boş kutuyu yine. Kutunun içine kutu. Etrafını ürünleri yerleştirmişler bir güzel. Sen de sanıyorsun kendi şey aldım böyle. Dolu dolu bir şey aldım sanıyorsun. Bu bayağı insafsızlıkmış. Bu yani baktığın yani. zaman aslında üstte içinde nelerin olduğunu gösteriyor yani. Hani ben şimdi sadece buraya baktığım zaman. Ulan bu tersi mi acaba? Kapağın dışında da vardır canım bu görsel. Ne çıkacağını biliyorsun ama tabii yanıltıcı böyle dolu dolu bir şey aldım sanıyorsun bu bayağı insafsız ne diyor 100 parçadan araya. fazla mı diyor Evet. sanıyorsun. Ayak bu baya insafsızlıkmış bu arada yani. Bu da güzel bir satış stratejisi aslında. Çilekli süt olarak satılıyor anladığım kadarıyla. Milkshake falan da olabilir. Şimdi sanacaksanız ki burada ürünü içmiş bitirmiş dışında şey kalmış o kırmızı lekesi kalmış gibi düşüneceksiniz ama o leke değil. bilekis onu bilerek yapmışlar yani dışına basılmış olan bir görüntü. İçine milkshake veya süt konduğu zaman böyle kırmızılıklar, kırmızı lekeler varmış gibi. Hoş tatlı bir görünüm varmış gibi geliyor insana. Ama tabii sahte bir şekilde yapılmış As bir baskı. Değil. Çok tatlıdır duruyor bu arada. Gerçekten zekice yani. Bu tarz bir üründe çok zekice bir hareket. Aroma katmışlar herif. Yani. yapışkanla. diye düşünüyor Bak bu da bileklik kutusu. Bunda hiç anlam verememişimdir. Böyle zibilyon tane ürün var piyasada. Kutu kocaman kutuyu alıyorsun bir açıyorsun. Yarısı böyle boş. Boşluk. Boşarsa. Tamam güzel. İçindeki ürünler falan hoş ama ne kadar hoş olursa olsun şu biraz insanı kötü hissettirir yani. Şu görüntü insanı alemin tek enayisi ben miyim dedirtir yani. Bak bu üründen almıştım. Bu şekilde bir şey aldığımı hatırlıyorum. Ürünü böyle aldığın zaman sanıyorsun ki içi jelibon doluymuş izlenimi veriyor tabi. Ama kesinlikle öyle bir şey yok. Bak kapağı açıyorsun. Kapak kadar. Gerisine... Bu Nutella'nın bir ürünü var. Onda da öyle değil mi ya? Bir tane ambalajını hatırlıyorum. içinden gresin gresin grisini miydi? Neydi lan o çubuk böyle kırk, kraker çıkan. Onda da öyle bir hile vardı sanki. Alıyorsun bomboş içi ya da çikolatası mı bir damlacık? Bir şey vardı ya. Kulağı çınladı bardak artık su koyup hani soğuk bir su içersiniz mantığıyla yapılmış anladığım kadarıyla galeta ambalajı plastik bol buldular periz ekmeği <laughs> Bak bu da iyi dizayn edilmiş aslına bakarsam. Noodle'ı öyle bir yerleştirmişler ki hem alttan boşluğu var hem üstten. Alttan boşluğu zaten göremiyorsun yerken. Anlayamazsın yani içine su koyduğun zaman. Bu ama kabarır zaten bu bardağı ama fuller falan. zaten Zaten şişiyor ya. Bunu çıkaramazsın ama belki bunu şiştiği zaman kendi hani böyle noodle içine sıcak su koyduğunda böyle bardağı full dolduracak şekilde o miktarda belki noodle vardır içinde. Onu bilemiyorum. Ama bunu da bu şekilde çekip demişler yani altında böyle bir boşluk var diye göstermişler. Bakın bunu sosyal medyada gördüm çok defa karşıma çıktı bu nasıl bir dolandırıcılıktır diye bunları daha önce gösterdik bunu türlü türlü hallerini gösterdim ama bu halini gösterdiğimi hatırlayamıyorum gösterdim mi bu bayağı ileri seviyeymiş gerçekten yani daha önce benim eleştirdiğim olmuştu onda avuç kadar şey demişlerdi bana İşte güneşi görünce sıcaklık görünce büzülüyor ediyor bizim pişmaniyemiz falan demişlerdi açık o zaman ambalajı küçük tamamlaması oydu bunu da öyle bir açıklama olamaz bile yani bildiğin yanlara silindir yerleştirip ortadan ürünü sokmuşlar ayıptır be gördüğünüz gibi yani birbirinden enteresan ambalaj şeyleri var piyasada ve olmaya da devam ediyor. Bana gelenlerin de hatta hesabı yok. Yine sizden de bekliyorum. <laughs> Ambalaj et Kutunun yarısı çikolata gibi maltı boş. Tasarımcıdayı.com'a yollayın. Oradan inceleyelim. Keyifli bir video olduğunu düşünüyorum. Gerçi keyifsiz ama yani video olarak keyiflidir inşallah. Ürün olarak pek keyifli ürünler. Güzelmiş ya. Böyle seriler sarıyor. Aslında bunları işte yakalayabilse somut bir şekilde böyle elinde tuta tuta incelese çok güzel olabilir. Bence tasarımcı dayı eğer ne olur da denk gelirsen o tarz ambalajların gerçek fiziksel hallerini bulabilirse insanlar sana yollasın. Elinle böyle deneye deneye, göstere göstere yaparsın. Lays paketleri. Galiba Pringles'ta öyle bir muhabbet yok. Pringles'in ambalajı zaten kalın ve yani çok ince dilimler olduğu için bir sürü süste dizili. Ama diğer cipslerin hepsi içinde işte hava ayağıyla. Baya baya az ürün koyuyorlar. Pringles pahalı ama Pringles her zaman pahalıydı baba. Ne, ne zaman ucuz oldu ki? Oğlum kesin bu video kötüdür lan yüpe. Sen attıysan. Dört ünlü sihirbazın sırrı. Motorcu kazaları abi. Düzenli olarak motorcu kazaları izliyoruz. Çok enteresan. Dört ünlü